Radyo Tiyatrosu. Yeşil dalga dalga gölgeleniyor. Nezihe Meriç'in hikayeleri. Çalgıcı. Saat tam 19'da şehrin en gürültülü, en kalabalık caddelerinden birinin otobüs durağına bir adam geldi. Paltosuyla fötr şapkasının altında kaybolmuştu. Ufak tefekti, incecik suratlıydı, sakalı uzamıştı. Sırtı ağrıyordu, üşüyordu. Bakışları bıçak sırtı gibiydi. Gençti ama çok yaşamış bir görünümü vardı. Hava pisti, gökyüzü renksiz, lekeli. Yağmur altında mağazalar, apartmanlar, ara sokaklar ruhsuz. Taşın, tahtanın, demirin soğukluğunda, paslığında. Işıklar ıslak, çipil çipil üşütücü. Genç adam da yorgun, bezgin, tatsız. Bir an önce evde olmayı istiyordu. İstek değil. Kuru, sessiz bir odayı bu ıslak, soğuk gürültüden üstün bulmak onunki. Huzursuz, sıkıntılı bir duruşu vardı. Aklından şöyle bir dize geçtiği sanılabilir. Ve ben bir anlık hayatını yaşamak isterim herkesin. Ya da insanları ayakta tutan, yaşama gücü veren, en ilkelinden en olgununa dek herkesle eş olan şeyin ne olabileceğini düşünüyordu. Yüzünde bu anlama gelen bir solukluk vardı. Kim bilir, insanların alacası belli mi? Önünden geçen otobüslere, insanlara, tramvaylara, şapkalara, ışıklara, pencerelere bakıyor, üşüyor, bezginliği artıyordu. Sonunda beklediği otobüs göründü. Göründü ama tam o sırada bir başka adam, kısa boylu, şapkasını, paltosunu iyice doldurmuş, toparlak suratı güleç, küçük kara gözleri çıldır çıldır kalabalığı iteleyip kakalayarak geldi. Vay abi be, merhaba ya. Tıpkı böyle. Vay abi merhaba ya diyerek 3'e 5 katan bir söz bolluğuyla zilli düdük bir gülüş içinde Berik'in koluna girdi. Zorlayarak, çekiştirerek, yahu diyerek, abi diyerek onu cadde boyunca sürüklemeye başladı. Öbürü... Etme oğlum, yorgunum yahu. Yapış bak kerata. Diyordu. Gitmemek için direniyordu ama kim dinler. Böylece bir 20 dakika sonra bu iki adam... Biri yüksek öğrenim görmüş, dar gelirli, akıllı ve kötümser bir öğretmen. Öbürü yarı buçuk okul görmüş, iyi para kazanan, kısa akıllı, iyimser bir çalgıcı. Rastlaştıkları caddeye dikey olan başka bir caddede yürüyorlardı. Çalgıcı anlatıyor, öğretmen gülüyordu. Öyle gülüyordu ki suratı kırış kırış oluyor, gözlerinden yaş geliyordu. Havaları çalgılı gazinolardan esiyordu. Öğretmen 15-20 dakika içinde piyasanın durumunu, uşak faslını, hüzzam faslını, yeni şarkıları, saz sanatçılarıyla ses sanatçılarına ait en yedi havadisleri, günün olaylarını, dedikodularını, müziğin değerini, bir sürü argo sözcükle 9-8'lik ölçüyü öğrenmiş bulunuyordu. Kafasının bir yanı bu yönde gülerken öbür yanı düşünüyordu. Dert bir, toplumun bozuk yanı, kirli, kusurlu, İçler acısı olan yanı her yönde bir. Sadece rivayet muhtelif. Şu anlatılan yaşam, yaşamın, yaşam savaşının, ekmek kavgasının bu yanı. İpekler, renkler, pullar, allıklar, pudralar, içki masaları, renkli fenerler arasında bir soytarı acısıyla görünüyor. Ama... Ama gel beriye dinle çalgıcıyı. Çalgıcı ömür, şen mi şen. E dünyanın farkında değil çünkü. Çok da sevimli, fıçı gibi bir şey. Öğretmen kısa kahkahalarla içinden gelerek yüksek sesle gülüyordu. Çalgıcı çabuk çabuk konuşarak, kaşı gözü ağzı burnu oynayarak anlatıyordu. Anladım abi, karı da din iman Şehnaz Longa. İmanım çivilensin 5 para etmez ha. Ama bunu hiçbir yerde söyleyemem ha, söyleyemezsin. Geçimimiz bu bizim ya. Sürünüz sonra bembeyaz ha. Birinci sınıf sanatkardır diyeceksin. Eşi yoktur diyeceksin. Halbuki notası yoktur.
Geç kulaktan dolmadır hep. Ama yine de memleket çapında karıdır. Aa, vay kerataya bak. Sen memleket çapı da bilirsin ha. Ne sandın ya? Daha neler bilirim. Ben boşuna aspirin yutmuyorum, anladın mı? Bugün bir meseret Gürses kaç kişi besliyor günde biliyor musun? En azından. Söyle bir şey. Ne bileyim oğlum. Söyle bir şey ya. Tahmin et. At bir şey. En azından, anladın mı? En azından 500 kişi. Bugün o bir... Ah! Ah desin, biz yandık. Hüsnü'nün gazinoya gitti, Ahmet'in gitti. Arama yallah. Bugün fasılcısı, solaya çıkanı, garsonları, mutfak eratı falan fıştırık en azından 500 kişi bir tek meseret hanımın sayesinde evi geçindiriyor abi. Ama karı parayı vuruyor ha. Vursun, helaldir, helal olsun. Ama ne dedin abi? Millet anlamaz senin dediğin ince müzikten. Herif gelecek, çekecek kafayı, anladın mı? Meseret. Medet Allah! Allah diye bağırdı mı? Tamam. Herifin aradı o. Bu yanını düşün azıcık abi. Kıyma fakire. Sonra efendi kadındır ha. Herkesin borcuna, losasına, sünnetine yetişir. Parayı esirgemez. Yahu ruh denen şey yok kadında birader. Bir kere bağırdı mı? Bağıracak ya, o iş onda işte. Ruh mu anlamaz millet. Geldin mi sen bizim gazinoya? He? Gelmedin, öyledir. Kibar takımı uğramaz. Balıkçı, gemici, işçi, aşçı, hacı ağa. Tek bil bize gelenler, anladım. Herif kafayı çekti miydi, bağıracak tabii. Mecburdur. Başka yol sökmez. Eh, Allah sana bağışlasın. Amin de abi, gözünü seveyim. Ona bir hal oldu muydu? Senin darbukacı Hüsmen yanık gitti bil. Arama. Çoluk çocuk dökülürüz Kasımpaşa gerisine. Boşuna aspirin yutmuyorum ben abi. Önceden ihtiyat bu abi. Gülüyordu. Düdük gibi gülüyordu çalgıcı. Dört yol ağzına geldikleri vakit anlattığını yarıda bırakıp yalvarmaya başladı. Yapma be abi. Gözünü seveyim. Gel ya. İki tek atarız ya. Öğretmen işim var diye diretti. Yağmur oldukça tenha olan bu bölümde floresan lambalarıyla aydınlatılmış asfaltta ışıklı, kebap kestane kokulu güzel bir yağmurdu. Çalgıcı öğretmeni kandıramayacağını anlayınca ısrardan vazgeçti. Şimdi oracıkta ayaküstü hem dolmuş gözlüyor hem anlatıyordu. Fırıncı olacaksın bu dünyada abi. Ekmek insan durdukça gerekli. Bizimkisi sakat iş, anladın mı? İhtiyarlığı var bunun, piyasadan kalkması var. Olur olur. Bilinmez bu işler, zor iş. Gece yarılarına kadar uykusuzsun, yorgunsun, tadı yok abi. Ama fırın garanti ha. Nasıl fikrim abi ha? Öğretmen sırtının ağrısını unutmuştu. Dünya gözüne güzel görünmeye başlamıştı. Eve döneceğine gidip bir bira içebilirdi, düşündü. Sıcak sosisler de öf öf. Şöyle bol hardallı. Osman da oradadır mutlaka. Çalgıcı hala kendi havasını çalıyordu. Şöyle bir 15.000 yaptım mı yeter bana abi. Bir arsam var. İki katlı da bir ev. Karı da iyi karı ha. Oğlan da büyür. Görme oğlan abi. Her akşam ben gidince uyanır kerata. Ulan tridine bandımın deyusu derim. Bir güler. Dişleri de çıkıyor şimdi. Bir gelmezsin be abi. Ya şunun şurasında. Öğretmen çalgıcının sarı saçlı mavi gözlü göçmen karısını, onun nazlı sessiz gülüşünü hatırladı. İçi biraz daha ferahladı. O ferahlıkla dayattı. Ulan kerata, bırak yakamı. Söz veriyorum bir akşam geleceğim. Hadi hadi çek git. Çalgıcı neşe içinde gülerek şakalaşarak bir dolmuşu atlayıp gitti. Öğretmen elleri cebinde, yağmurun yağışından hoşnut, karşı kaldırıma geçip yürümeye başladı. Radyo Tiyatrosu.
bazıları. İnsanlar için sonbahardan sonra kış geliyor. Yollar, parklar, rıhtım boyları tenhalaşıyor. Lodos, poyraza çevirmeden biraz önce deniz yeşil zeytin rengini alıyor. Tenha yollardan, deniz kıyılarından saçları uçuşan bir kız ya da düşünceli bir adam geçiyor. Onlar bunu ayırt ediyorlar. Sisli rıhtımlarda balıkçılar, onlara dalgın ve ozan görünüyorlar. Sisin içinde sigaralar yanıyor. Kar yağdığı zaman ovalar, dağlara kadar bembeyaz uzanıp gidiyor. Ancak bazıları karın içinde hafifçe dalgalanan uçuk maviyi seziyorlar. Onlar durup dururken gökyüzünden bir ebem kuşağının da geçtiğini sanıp gülümsüyorlar. Yalnız insanlar var bu dünyada. Ama şehrin ortasında bir kulu düzen var ki onlara karşılık dengi dengine işleyip duruyor. Orta halli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan, ocağı kaynayan bir evi var. Anneler, babalar, çocuklar ne olursa olsun da aman ocak sönmesin diye çalışıyorlar. Bu yüzden çoğunluk Mısır çarşısına yeşil zeytin gelmiş, kış için biraz uydursak diye düşünüyor. Mavi onların dünyasında küçük için naylon pelerin rengi, balıkçıların ozanlığı, uskumru 180'e inmiş sorunu oluyor. Aileyi kuranlar hep bir evde, bir sobanın sıcağında, bir sofranın başında birbirlerini severek, koruyarak, kavga ederek, barışarak, sevişerek yaşıyorlar. Bazılarının zeytini ve mavisi ayrı. Yine de onları koruyan, daima koruyacak olan aile dediğimiz bu kurulu düzen olacak. Bunu anlamak istemiyorlar. Yalnız olduklarına inanmışlar bir kere. Rıza Bey bunlardan biri. Hikayesi şöyle anlatılabilir. Akşam üzeri çıkan fırtına hava karardıktan sonra iyice şiddetlendi. Sabiha Hanım sobayı ağzına kadar kömür doldurdu ve örgüsünü alıp oturdu. Başlamadan önce kanepeye uzanmış gazetesini okuyan kocasına ve duvardaki saate baktı. Halının saçaklarından tül perdelerin püsküllerine doğru sıcak bir haz dalgası yayılıyordu. Radyonun üzerindeki resimlikte kızları Nevin'in resmi var. Ufacık tefecik yeşil gözlü tatarcık. Yağmurlu'nun kalkık yakası, elindeki kitapları ve güleç yüzüyle sanki "Dondum Valide Hanım, dondum!" diyor. Sabiha Hanım da onu düşünüyor zaten. Başını da örtmez hınzır. Bu kış kıyamette bir de hastalık çıkaracak. Oğullarının resmi duvarda asılı. Genç, ciddi. Öyle görünüyor. Ama Sabiha Hanım resme bakınca oğlunun sesini duyuyor. Ben neşeli adamım ya. Bakmayın siz. Her şey yerine göre tabii. Neredeyse avukat olacağız. Ah analık. Ah köpekler ana olmasın. Sabiha Hanım böylece kendi dünyasında. Rıza Bey dalgın. Uzandığı yerde doğrulup oturuyor. Ayak ayak üstüne atarak bir sigara yakıyor. Yeniden gazetesini alıyor. Arada bir başını kaldırıp karısına bakıyor. Gazeteyi katlayıp yanına koyuyor. Bir zaman sadece sigarasını içiyor. Sonra yine karısına bakıyor. Pembe pembe kızaran şişman kollara, göğse, ağarmaya başlayan saçlara ve oğlana örülen gri kazağa. Sonunda sordu. Daha bitmedi mi o? Elim değiyor mu? Söylenip duruyor o da. Rıza Bey bir şey söylemek için ağzını açtı, sonra vazgeçip kapadı. Dizlerinin üzerindeki gazeteye bakmaya başladı, düşünüyor. Ha bak, az daha unutuyordum. Bugün bizim şeye rastladım. Diye başlasa, hayır. Hani bizim Nazire vardır ya Sabiha. Ha, bizim Nazire canım. Bu Nazife teyzemin kızı öyle. Olmaz. Ya Sabiha sana acınacak bir haberim var. Olmuyor. Nereden başlayacağını bir türlü kestiremiyor Rıza Bey. Sönen sigarasını yaktı ve karısına baktı yine. Ya şu tablaya uzanıver. Sabiha Hanım sakince tablayı uzattı. Örgüsüne başlarken sordu. Ay nerede kaldı bu çocuklar? Saat kaç? 8. Neredeyse gelirler. O sırada bitişiklerin radyosunda bir türkü başladı. Fesleyen ektim gül bitti.
Yeşil. Rıza Bey başını koltuğun arkasına dayayarak tavana bakmaya başladı. Sabiha Hanım uzanıp radyonun düğmesini çevirdi. Fesleğen ektim gül bitti. Yeşil canlı, pırıl pırıl şimdi. Gözünün önüne bir havuz başı geliyor Rıza Bey'in. Kaç yıl geçti? 30, 40, yaş 55. Havuz mermer, suyu yeşil. Yosunlar yeşil, çimenler yeşil. Ağaçlar, kuşlar, oyalar, yemeniler hep yeşil. Hele Nazire'nin gözleri yemyeşildi, sarı sarı hareli. Rumeli kadınları sağlam, kumral kadınlardı o zamanlar, neşeli. Kekik kokusu gibi sesleri vardı. Nazire bir türkü söylerdi. İki geyik bir derede su içer. Nasıl geçti yıllar? Ah. Rıza Bey hafifçe dedi. Sabiha Hanım ilgilenmedi hiç. Bir ara hava bastırıyor diyerek sobaya doğru baktı. Sonra hafif sesle o da türküye katıldı. Rıza Bey'in sigarasının dumanları halka halka. Sonunda doğruldu, gazeteyi katladı ve karısına baktı. Sabiha ya. Ah, bu havada vapurlar işlemez de bir de bunlar gelemezlerse. Rıza Bey'in omuzları düştü. Yok canım, hava o kadarlık değil. Bilmem ki. Rıza Bey yeniden arkasına yaslandı. Bir sigara daha yaktı. Sabiha Hanım şarkısını keserek... Seninkiler bozuşmuşlar gene. Kim? Letafetler. Bugün Cahide anlatıyordu. Adam olmaz o karı canım. Kürek kadar değil. Adamın canına yetirmiş yıllardır. Çocuğa yazık oluyor arada. Artık genç kız sırasına girecek neredeyse. Genç kız. Rıza Bey'in içi yandı. Söylemenin tam zamanıydı işte. Nazife'nin kızını gördüm hanım. Nazife'nin kızını. Diyecekti. Koca kız olmuş maşallah. Tıpkı Nazife. Fidan gibi yavrucak. Benim kızım sayılır. Babası da ölünce açıkta kalmış fukara. Benden başka kimsesi yok. Buraya halasının yanına gelmiş. Çıktı geldi bugün daireye. Ha, görür görmez sandım. Memleketi görür gibi oldum vallahi azim. Sessiz utangaç bir çocuk. Beni görünce ağlamaya başladı. Diyorum ki halası kendi geçiminden aciz. Ha, bizi alsak şurada Nevin'le birlikte. Ha? Nevin onun ablası bizimle birlikte. Öyle öksüz yavrucak. Diyemedi. Kuvvetli bir rüzgar uğuldadı. Sabiha Hanım başını salladı. Amanım. Allah denizdekilerin fakir fukaranın yardımcısı olsun. Ay şunlar da bir gelseler artık. Konser bitmemiş midir daha? Rıza Bey duymadı. Sabiha Hanım başını kaldırıp baktı. Aa, uyuyor musun? Ay istersen biz yiyelim. Ya yok yok canım, şimdi gelirler. Sustular. Radyo dans müziği çalmaya başlayınca Sabiha Hanım Nevin'i düşündü. Hayali ordu evinin camekanlı kapısına, Nevin'in gelinlik kıyafetine, çiçeklere, likör kadehlerine gitti. Sacide de kızı verdi biliyor musun? Ya. Ya. O da gittikten sonra artık kırmadığı ceviz kalmadı. Şu iki paralık Semih'le bile düştü kalktı. Kimin nesiymiş? Vallahi sormadım. Bilirsin ben öyle şeyleri pek inceden inceye soramam. O iclale vergi. Kimyager mi ne dediler? Öyle bir şey. Şu geçenkiler ne oldu? O bize gelenler? Ha bilmem. Bir ses çıkmadı. İclal'de hevadis vardır ama 2-3 gündür uğramadı. Seninki duymuş. Dün o geçen gün gelenler görücüymüş. Ne münasebet efendim diye kalkıverdi. Mahir de biraz kızdırdı onu. Rıza Bey oğlunun lafı geçince gülümsedi. Ne diyor? Ne diyor? Hiç. Oğlanı tanırım, uyuzun biridir diyor. Kız bunu da kaçırırsak seni çöpçü onbaşısı bile almayacak diyor. Her zamanki lafları. Öteki de bağırdı söylendi. Rıza Bey başını sallayarak güldü. Kalkıp radyoyu kapadı. Ve gidip oturdu. Sabiha Hanım sobayı yeniden doldurdu. O da oturup kazağın yakasına başladı. Rıza Bey sonunda karar verdi. Ne olursa olsun söyleyecekti. Fakat Sabiha Hanım daha önce konuştu. Bu devirde kız anası olanın Allah yardımcısı olsun. Şimdi de oyanın nişanına ne giyeceğim diye tutturmuş. Hakkı da var. Gençtir, ister. İster ama. Rıza Bey dondu kaldı.
Yeşil dalga dalga gölgeleniyor. Orta yeri koyulaşarak acı yeşil bir renk alıp çökeliyor. Nazife'nin öksüz kızını bu eve sığdırmak ne hayal. Sabiha Hanım'ın yeşil gözleri acı acı parlar. Hırsından laflarını şaşırarak tartışmanın orta yerinde örgüsünü minderin köşesine fırlatıp bağırır. Rıza Bey, bana baksana sen. Ben 25 yıldır bu eve saçımı süpürge ettiysem el piçleri için etmedim. Yo, evin içinde genç çocuğum varken hele. Bak, ben yamanıza sökünüze zor yetişiyorum, anlaşıldı mı? Anam beni size ırgat diye doğurmadı. Herkes alnında ne yazılıysa onu görür. Senin soyuna sülalene yetişecek, alemin kıçını doğrultacak ben kalmadım. Aa, işte ev sizin, istediğinizi yapın. Ben de başımı sokacak bir delik bulurum elbette. Rıza Bey koltuğun kenarlarını sımsıkı kavramış, kaşları çatık önüne bakıyor. Halının bej rengi ona doğru yayılmaya başlıyor. Bunalıyor, bunalıyor. Yeşil kayboluyor artık. İnce ince çizgiler halinde uzaklaşıyor. O geçmiş yıllarda daha Sabiha Hanım'la yeni nişanlıyken Nazire'nin anası yüzüne uzun uzun bakmış, sonra o yetim Rumeli şivesiyle... De Rıza Bey, o yabancı memur kızını alıyorsun. Gözleri yeşil diye vuruldun ama o yeşil, iyi yeşil değil be kız hanım. Erik var söz misali, erikçik var. O seninkisi çakal eriği be. Rıza Bey bejin içinden karısına bakıyor. 25 yıldır bir arada, bir evde, bir yastıkta yaşadığı karısına. Artık hiç yeşil yok. Of of. Harcadılar gitti. Bir ömür işte. Dudakları buruk buruk bir sigara daha yaktı. Sabiha Hanım sordu. Ne düşünüyorsun ayol? Ya gazete okursun ya susarsın. Rıza Bey gülümsedi. Hatta güldü. Nazire'nin kızı gelmeyecek. Karar. Geniş bir soluk aldı. Ay, hanım, sen çakal eriği nedir bilir misin? O sırada zil bütün hızı, bütün neşesiyle çalmaya başladı. Yerinden fırlayan Sabiha Hanım koltuğun dibinde terliklerini ararken... Ay o da nesi ayol, aş mı eriyorsun yoksa? Böylece Rıza Bey yalnız. Kızı var, çok sevdiği oğlu var, gene de yalnız. Rıza Bey daima kaybediyor bu yüzden. Bu kez de öyle oldu. Kış başında Sabiha Hanım'ın kalbine bir sancı girmiş ve 15 gün yatırmıştı kadını. Bu 15 gün içinde bütün yaşamını düşünen, ölüm saatinin geldiğini sanan kadıncağız hep... Ötekiler erkek, nevin perişan olur ölürsem diye için için ağlamıştı. İyileştikten sonra bambaşka bir insan olduğunu kim sezdi? Eğer Rıza Bey söyleseydi... Vah yavrum, Allah kimsenin evladını dört gözden ayırmasın diye ağlayacak ve... Getir bey, getir. Biz aç, o aç, biz tok, o tok. Aramızda yuvarlansın diyecekti. Ama çakal eriği yenmez denilmiş bir kere. Radyo Tiyatrosu. Kapalı Öykü. Ben Mehmet'i severim. 20 yıllık eşim. O da beni sever. Biz iyi arkadaşızdır. Kafama takıldı. Yani düşünüyorum da, evet, o zaman daha ilk seferinde. Dikkatimden kaçmış. Evet evet, iyi anımsıyorum. Günlerden bir gün kapı çalınmıştı. Dün gibi kapı çalındı. Hırkamın bir kolunu geçirmiş öbürünü geçirmeye çalışarak koridoru geçip kapıyı açtım. Ah kargo. Paketi alırken yukarı katta bir kapı kapandı. Ayak sesleri koşar adım değilse bile ona benzer bir hızla indi merdivenleri. Durmadan geçti önümden. Asık suratlı, uzun, kara bir adam.
Geçerken bakışlarımız karşılaştı. Bir saniye bile değil. O ne biçim bakıştı öyle? Sonra, birkaç gün sonra gene kapı çalındı. Yüzümün kremini yedirmeye çalışıyordum. Ovuşturunca yüzü renkleniyor insanın. Koşup açtım. Ah, sucu. Aa, geç Abdül. Boşu da bırak dedim. Yukarı katta bir kapı kapandı. Gene yeni taşınanların kapısı bu. Biri koşar adım değilse bile ona benzer bir hızla inmeye başladı merdivenler. Oh, uzun kara adam. Durmadan geçti önümden. Geçerken bakışlarımız karşılaştı gene. Bir saniye bile değil. O ne biçim bakıştı öyle? Yutkundum. Sözümü tamamladım. Sular kesilecek diyorlar da boş bidon gerekir belki diye düşünüyorum. Tamam abla. Deyip gitti Abdül. Öylece dikildim kapıda bir an. Sonra girdim içeri. Mehmet kalkmış. Günaydın. Çayını koyayım mı? Hı-hı. Gazete nerede? Masanın üzerinde görüp aldı. Yüksek sesle esnedi. Ay, beni de esnetti. Çayları koyarken taşırdım, kızdım kendime. Hadi Mehmet, koydum çayları dedim. Her zamanki gibi istifini bile bozmadı. Sele zeytinle bayılırım. Tam mevsime ekmekleri de kızarttım. Bir huzursuzluk var içimde. Ne bu? Bu adam kendini ne sanıyor? İnsana bakmıyor. Gülümsemiyor, selamlamıyor. Ama öyle bir hiçe sayışı, öyle bir adam yerine koymayışı, öyle bir kadının biri diye ilgisini elindeki anahtarların şıkırtısına verişi var ki, aa, adam beni yok sayıyor. Ben sıradan bir kadın değilim ki. Aa, Mehmet her zaman söyler. Ben hep her yerde fark edilen biri oldum. Bu adam sinirime dokunuyor. Aman benimki de saçma. Elin adamı. Sana ne derler adama ama. Mehmet beni hep güzeller. Yanımdan geçerken enseme, yanağıma, saçlarıma bir öpücük kondurmadan geçmez. Ne bilmiştir o. Bu öpücükler suspayı bilir yaptıklarını sezdiğimi. Çocuk gibidir aptaliko. Zaman. Sen nesin acaba be zaman? Nasıl geçip gidiyorsun? Garip ama böyle. Neredeyse hemen her sabah tam o inerken kapı çalınıyor. Koşup açıyorum. Saçlarımı fırçalamış, yüzümü acele kremlemiş oluyorum. Ay ne sinir. Bu sabah gene zıtlandım inceden. Ne sinir herif dedim kapıyı kaparken. Bu onu kaba bulduğumdan, komşuluk ilişkilerindeki saygı çizgisini bilmediği için ayıpladığımdan falan değil. O bir anlık bakışı var ya, o bakış var ya, işte. Kim o sinir herif? Yukarı kata taşınan adam. Karısını daha bir türlü göremedim. Karısı yok ki. Yok, sinir falan değil, akıllı adam. Atom mühendisiymiş. Güneş buluttan çıkmış gibi bir şenlik duygusu içimi titretti. Allah Allah! Sen nereden biliyorsun ya bunları? Dedim şen şakrak. Ya Nestin, şu benim sarı dosyalardan biri evde kalmış olabilir mi? Bir soru sorduk herhalde. Geçen gün buralarda bir yerde gördüm sanki. Ha, ne dedin? Evet evet, geçen gün beraber gittik. Arabasının lastiği patlamış, ben bırakıverdim. Bir yandan da çevreyi hızla gözden geçiriyordu. Aklı sarı dosyada. Karısı yok ki. Ne demek bu? Kadın sesleri geliyor yukarıdan. Uf, aman bana ne? Laf işte. Oturup çalışmalıyım. Yığınla yazılı ödev kağıdı. Boşanmış mı yani? Evlenmemiş mi, boşanmış mı diye sordum dayanamayıp. Mehmet kendi telaşında. Ya çantamı da bulamıyorum ki. Ona koymuş olabilirim. Geç kalıyorum. Ya biraz ilgilensen nasıl olur? Aa, sen bir beni kaybetmiyorsun bakıyorum. Telaşın ne? Toplantın 14.30. Ne oluyor? Şey canım yani... Aa, durakta seni göremeyince üzülecek genç kadın. Aa, Mehmet Bey bir şey mi oldu diye telaşlanacak. Oo, yazık kızcağıza evladım. Aa, başlama ya. Hadi hadi. Bakıyorum...
Bolca koku sürülmüş gene. İyisin, iyisin. Çıklığına laf söyleyen taş olur. Kadının hakkı var. Yürüyüşün falan da pek değişti gene. Gözümüzden kaçtığını sanmayın bayım. Meral de fark etmiş. Ne oldu buna? Pek karın içeri, göğüs dışarı bugünlerde. Diyor, gülüyoruz arkandan. Meral kendine baksın. Gömleğe benzeyen elbiseleriyle. Ayıp yahu. Memeleri ortada dolaşıyor. Sen dalganı geç bakalım. Sonu ne olacak? Hadi hadi ben gittim. Ne? Ne? Ne diyor bu? Ne demek bu yani şimdi? Mehmet! Mehmet! Efendim ya, geç kaldım. Ne biçim gidiş öyle? Nerede küçük veda buğsemiz? Akşama akşama. Gelirken iki tane getiririm. Zevzek. Bir korna çalmadığı eksik. İyi be. Bu yaşta onunla mı uğraşacağım? Amma birikti bu yazılılar. Yarın da sınav yapmalıyım. Of, of, of. Meral 11 kahvesine gelmeden bitirebilsem şunları. Akşama eve geleceksiniz nasıl olsa Mehmet Bey. Görüşürüz. İyi be. Kafa mı kaldı? Çok yorgunum. Kafam çok karışık. Şu hayat devam ediyor sözüne illet oluyorum ama hayat devam ediyor. Radyo tiyatrosu. Işın. Bakışları dalgın uzun adamla yeni yetme kızı aralarında sözcükleri kullanmadan başka bir dilden konuşuyorlar. Biri çoğunlukla sigarasını emiyor, öbürü hep aynanın karşısında saçlarını tarıyor. Aralarındaki dil bazen bakışmalar, kısa, değişik anlamlı ünlemler, çarpılan bir kapıyı izleyiş, bir ıslık, bazen sessizliğin sesini dinlemek. İşte baba sesleniyor. Işın, neredesin? Buradayım. Susuyorlar. Sessizlik alıyor konuşmayı. Sen hep oradasın. Orası neresi acaba? Sen de hep balkondasın. Niye? Bir gün bahçe olmadığı için demiştin. Değil, inanmıyorum. Orada ne yapıyorsun? Yumurta, un, şeker ve dağınık bir mutfak masası karşısında şaşkına dönmüş olarak dikiliyorum. Ya. Ya. Gece ne güzel, duyuyor musun? Evet, olabilir. Pasta kitabını da bir bulabilsem. Ha, demek aynanın önünde değilsin. Saçlarını da taramıyorsun, hayret. Şu masanın dağınıklığı, bardaklar, peynirler, meyveler ne bu be? Bu bir yanıt mı? Masayı toplamak senin işin olmadığına göre. Film uzunmuş. Ne demek? Biraz önce merdivenlerden yuvarlanarak inen gülüşmeleri, konuşmaları duymadın mı? Yani? Yani ivedilik. Tüm apartman halkını deli bir lodosla yazlık sinemaya doğru uçuruyordu. Ben mi toplayacağım buraları? Bana ne? Hiç bile toplamam. Kim bu konuşan? Anneme sorarsan bir mahalle kızı. Ne demekse. Bana sorarsan sıkıntıdan patlayan, bu kentte hiç arkadaşı olmayan bir kız. Zavallıcık. Baba sessizliği bozup sesleniyor gene. Işın, ne yapıyorsun? Buradayım dediğin orada. Bir kek. Hey. Vay, gene mi? Aşk olsun baba, sen bari. Şaka şaka. Ah, bana ortalıkta bir kahve kokusu var gibi geliyor. Balkondaki adam gene düşler içinde. Ben hiç öyle bir koku duymuyorum. İyi kaynasın, köpüklü olmasın. Nasıl? Aman içmesen olmaz mı? Şaka şaka, pişiriyorum. Konyakla kahveyi Fransızlar içermiş, değil mi? Adam evin sessizliğini içine çekerek bacaklarını uzatıyor. Sigarasını emerek yıldızlara bakıyor. Ev böyle sessiz ne güzel diye düşünüyor. Aralığın sonundaki oturma odası bile karanlık. Yaz kış
dumanlı turuncu ışığı hep yanan, evin gürültüsüyle şişen oda. O bile pencerelerinden dışarı uzanmış, derin derin soluk alıyor. Akşam çayının bardakları ortada. Sigara tablaları dolu olsa bile bir süre için yalnız kalabilmek, karanlığa sığınıp günlük hayattan biraz uzaklaşarak kendini dinlemek istemez mi o da? Kız mutfaktan bağırıveriyor. Babacığım, yumurta çırpacağını gördün mü? Ben mi? Bunu nasıl sorabilirsin? Mutfağa girmem bile. Haklısın. Bu dağınıklık beni fıttırttı. Susuyorlar. Ev sessizliğe yayıyor kendini. Mutfaktan gelen çeşitli küçük sesler, bir bıçağın düşünce çıkardığı tınlama, bardak içinde fır dönen kaşığın boğuk, musluktan bir kaba dolan suyun fışkırtılı sesi, ikisi arasında dingin, sevgiyle dolu, güveni, dayanışmayı, karşılıklı konuşabilmekten gelen erinci çoğaltıyor. Sessizlik dolmaya başlıyor. Madem bir şey yoktu, neden seslendin? Dışarıda ne var diye soracaktım. Bir gürültü oldu da. Dışarıda? Boş ver gürültüyü. Bir motosikletli galiba arka caddeden geçen. Ama dışarıda gece var. Gecenin karanlığı, sokak lambasının ışığı, rıhtımda dolaşanların uzak mırıltıları, denizin kara ışıltısıyla sokak lambasının solgun ışığının buluştuğu karanlık bahçelerden birinde nar çiçeklerinin kan kırmızısı arasında bir puhu kuşunun kısa kesilmiş çığlığı. Ay ne fena, neden kısa? Çünkü bu kıyı kenti bir yaz gecesi düşünde. Biraz sonra herkes dolaşmaya çıkacak. Dondurmacılar külah külah tat, serinlik dağıtıyorlar. Sıcak kıyı kahvelerinde biralar köpürüyor. Gecenin ortasında durup dururken bir uğultu yükseliyor. Yazlık sinemadakiler gülüyorlar kahkahalarla. Gülmek diye bir şey var. Bu yaz gecesi ölüm gelmez buralara. Puhu kuşu pusuda. Kız kahve kokusunu getiriyor balkona. Baba uyuma, kahveni getirdim. Uyumuyorum. Koy şöyle. Sağ ol. Şişe yarılanmış gene. Baba. Efendim. Baba neden hep balkondasın? Ben balkondaki adamım ya. Sahiden soruyorum. Neden? Hiç bizimle oturmuyorsun. Oturuyorum ya canım. Ha, bazen oturuyorsun, çok az. Yemek yerken, televizyonda haberleri izlerken. Balkon serin oluyor biliyorsun. Okuyorum sonra. Değil. Bizden kaçıyorsun. Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunları? Evet. Neyse, ben keki fırına koymaya gidiyorum. Hadi bakalım. Yiyeceksin ama. İyi olursa. Bu sefer olacak. Hem harika kitaptan yapıyorum. Hadi, amin. İçip içip uyumak yok burada. Oldu. Kız bir şarkıya başlar gibi yürüyor mutfağa doğru. Üstü kızarmış, içi göz göz kabarmış bir kek düşünerek. Keki kalıptan hiç bozmadan çıkarabilen kişinin içini dolduran o kusursuz coşkunluk. Olmuyor işte. Yumurtalı hamur cıvık. Orasından burasından kabarmış, dibi yanmış, fırından çıkarır çıkarmaz da sönük kabın dibine inerek. Sessizlik şişiyor, bungun, tasalı. Senin böyle sıkılman babacığım, böyle bunalman beni çok üzüyor. Derste aklıma gelince içim cız ediyor, usulca böyle ay diyorum. Neden sıkılıyorsun, neyin var? Bir gün anlarsın belki bunu. Sen de sıkılmaya başlayınca. Annem hep neşeli. Kentin içinde gezip duruyor. Arkadaşları var, ahbapları var. Durmadan gidecek bir yerler buluyor. İşi başından aşkın, mutlu kendince. Bizi seviyor, seni seviyor, evimizi seviyor. Ama sen... Ben balkondaki adamım biliyorsun. Bu adı sen takmıştın bana. Öylesin. Anlıyorum. Anlıyor musun? Daha çok küçüksün anlayabilmek için. Değilim. Büyüdüm ben. Beni yakından izlemiyorsun. Bağışla.
İzlediğim sanıyordum. Baba. Söyle bakalım. Bir çocuk vardı hani. Lise sondaydı geçen yaz. Boyu benden çok uzundu. Kumral, gözleri açık kahverengiydi. Hani hep rıhtımdaki taşlara oturup denize bakardı. Evet desene. Evet. İşte o çocuk var ya. Var. Alay etme ama. Alay etmiyorum. İşte o çocuk var ya. Yani o çocuk... Ne oldu biliyor musun? Anlıyorum. Anlayamazsın. Şey oldu. Hani o denize bakıp dururken... Hani rıhtımdaki direğe dayanır dururdu. Saatlerce anımsıyor musun? Hani ben de önünden bisikletle geçerdim vız diye. Bir gün gene hızla geçerken elimdeki dondurmayı bir fırlattım. Çünkü çok kızıyordum ona. Külak gitti, omzuna oturdu. Sonra bana hiç bakmadı. Bir şey de demedi. Külak parmağının ucuyla yere fiskeledi. Sonra yürüdü gitti. Sonra ben bir gün gene... Ağır ağır anlat. Sözcükleri yutma. Bana beni sevdiğini söyledi. Denizde. İşte anlattım gitti. Pepsi içiyordum. Boğazıma kaçtı. Gülmekten öldüm. Neden susuyorsun? Susmuyorum. Susuyorsun. Hiç gülmedin. Pepsi de boğazına kaçmadı öyleyse. Yanılıyorsun. Kaçtı. Gurk diye bir ses çıktı. İkimiz birden güldük. Onunla anlaşıyorduk. Onun babası da senin gibi. Ama yani şey değil. Ay, ne diyecektim? Ha... O da gezideki adammış. Sık sık iş gezisine gidiyormuş. Bak gene susuyorsun. Düşünüyorum. Sonra ne oldu diye sorsana. Başka bir kıza güldü. Ah, ne biliyorsun? Ben balkondaki adamım. Lütfen hadi. Ne? Nasıl bilebildin? Bu işler hep böyle olur. Yüzyıllardan beri. Evet. Özür dilemiş de. Bağışlamıştım. Ama zaten gittiler. Zaten... Aldırma. Aldırmıyorum. Yalnız şimdi çok canım sıkılıyor. Çevremdeki sessizlik büyüyor. İyi ki senin gibi bir babam var. Gözlerim bomboş kaldı. Artık saçlarımı daha az tarıyorum. İsteksizce. Geçer. Neydi o? Hangisi? Zaten demiştin. Şey... Ne? Hiç yani... Üf. Baba, sence, yani şu parti meselelerini bana biraz anlatır mısın? Yani neden sosyalizmin gelmesi gerektiğini filan. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç, öğrenmek istiyorum. Bunun için bazı kitaplar okuman, önce başka bazı soruların yanıtlarını bulman gerekir. Yani bir ön hazırlık falan gibi. Hayır, hayır öyle değil. Yani... Senin gibi olmayan, solcu olmayan insanlar. Yani demek istiyorum ki başka partiler, ne bileyim öbür partilerdeki insanların hepsi kötü insanlar değil herhalde. Yani fikir ayrılığı başka, iyi ya da kötü insan olmak başka değil mi? Ama işte bu iş iyilik kötülük meselesinden başka bir meseledir. Bu şeydir, nasıl anlatayım sana? Bu bir dünyayı anlama, yaşama katılma meselesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir biçim, bir anlama, yorumlama biçimi. Daha doğrusu... Biliyorum da ben zaten ama anlatamıyorum işte. İyi oldu gittikleri zaten. Onun babası solcu değildi, o da değildi. Öyle mi? Düşünebiliyor musun? Bir motor alacaklardı gitmeselerdi, Chris Craft. Evet. Sadece bir adamdı yani. Anlamadım şimdi. Bunun sağcılıkla, solculukla ilgisi ne? Aman babacığım ne bileyim öyle değil de. Zaten sen de hoşlanmazdın böyle bir ilişkiden. Onun için söylememiştim sana. Neden? Bu benim değil, senin meselendi. Seni ilgilendirirdi. Evet ama zaten olmaz gitti ki. Birimiz sağcı, birimiz solcu. Kim solcu? Aşk olsun baba, bozuşuruz ama hep alay ediyorsun. Asla, inan anlayamadım da. Kim solcu? Ben tabii, ben solcuyum, o sağcı, olur mu? Sen solcu musun? Sağcı mıyım? Bilmem. Ay babacığım tabii solcuyum. Ben de halkımız kurtulsun, öbürleri gibi iyi koşullar altında yaşasın istiyorum. Herkese öğrenim eşitliği, can güvenliği istiyorum. Ben de sömürüye son, faşizme son diyorum. Sonra ben de emekçinin yanındayım.
Ben de barış ve özgürlük savaşına katılıyorum. Miting'e gittim biliyorsun. Ama o gitmedi. Denize açıldı o gün. Saçma buluyormuş böyle şeyleri. Gülüp duruyordu. Hem de küçümseyerek. Zaten gitmeseler de ben artık çıkmayacaktım onun. Öyle kızıyorum ki. Evet. Sana biraz kitap seçelim de oku ha. Ne dersin? Çok iyi olur. Zaten sıkıntıdan patlıyorum. Deniz, bu kent, insanlar, her şey canımı sıkıyor. Çok sıcak, uyuyamıyorum. Tek başıma bir odam olsun istiyorum. Kalabalık evde ağlamak bile zor. 5 kişiyiz. 3 çocuk, ana, baba. Bu kentten gidince belki daha küçük bir evde oturacağız. Sen kalabalık ev görmemişsin. Ya gelen giden? Ha? Annemin arkadaşları, komşuları, telefon konuşmaları, Murat'la Ergin'inkiler. Sonra dolapları, bavulları, sandalyenin üzerine dolduran ceketler, kazaklar, giysiler, pantolonlar. Sabah çayları, akşam çayları, sinema dönüşleri, yaş günleri, kabul günleri, öğle yemekleri, akşam yemekleri. Ve yıllardır biriken küçük not kağıtları. Ne kağıtları? Not. Nasıl yani? Ne notu? Annenin bana yazdığı notlar. Annenin yazısı çok sevimlidir, bilir misin? Ha, evet. Hiç umulmaz oysa. Yok, umulur. Şişman olmasa. Çay partileri, konkem partileri şişmanlatıyor onu. Pastalar, kekler, yeme diyorum hep, dinlemiyor. Bayılıyor. Ya biraz zayıflasa hala çok güzel. Ben ona çekmemişim. Harfleri neşelidir. Bir boğudan bir boya uçar sayfada. Küçükken senin hani ilkokuldayken bir oyun... Evet biliyorum. Nasıldı? O'lar biçimli, B'ler oturaklı. V'ler küçük birer kuş, Ü'ler ıslık çalarak. Ne çok gülerdik değil mi? Onun yazısını görmek sevindirir insanı. Hep işlerin yolunda olduğu duygusunu verir insana. Ama... Ne? Ne? Ama dedin. Ha, evet. Yaşamı olduğu gibi alır. İncelemez, düşünmez. Yeniden kendinden bir şey katarak üretmez. Ne öğrenmişse onunla yetinir. Günlük hayatını yaşar. Derinlik sözcüğünü belki çok güzel yazar. O güzel yazısıyla derinlik. Ama anlamaz. Neler yazar babacığım örneğin o notlarda? Yıllardır biriken küçük beyaz kağıt parçacıkları. Bazen kapıyı açtığımda ev boşsa, hiçbiriniz yoksanız, onların uçuşluklarını sanırım karanlıkta evin içinde. Seslerini duyarım yazıların. Durmadan gülen, konuşan seslerini. Masanın üzerinde, pabuçlukta, pipo kutusunun yanında, televizyonun kenarında, aynanın önünde. Kenancığım, Nesibe abladayım. Beyiceler de gelecek. Gecikirsem siz yiyin. Mamalarınız dolapta hazır. Kenancığım, akşama konuklarımız var. Sıkılacaksın ama ne yapayım? Hadi, dayım gelmiş. İlle balıkla rakı isterim diyor. Hay hay, tabii buyurun dedim. Çarşıya çıkıyorum. İnşallah balık bulurum. Kenan, Neşe'ye söz kesmişler. Abdullah Bey telefon etti. Oradayım. Seni de bekliyorlar. Lütfen gelmemezlik etme. Kırılıyorlar. Damat seni tanıyormuş. Çok beğenirmiş. Bekliyorum. Bak vallahi konuşmam. Sevgili Kenan, bizim maymunun 3. yaş günü. Eniştemlerdeyiz. Senin için çok önemli raporları var. Çalışıyor dedim. Görüyorsun, hep seni kollarım. Çocuklar da gelecek. Enişten bizi bırakır. Aa, Lütfi'den mektup var masanda. Sana aşure yaptım. Hoşça kal canım. Evet, biliyorum. Annem hep böyle notlar yazar. Tasasız, neşeli, çok mutlu bir kadın o. Oysa Selim'in annesiyle babası çok kavga ediyorlar. Babası galiba başka birine. Aa! Kız birden kendini denetlemeyi unutup bağırıveriyor. Babacığım! Efendim, ne oldu? Kız kendi sesine kendi şaşırıyor. Umulmadık bir düdük sesi gibi geliyor ona gecenin ortasında. Ne diyeceğini bilemiyor. Uyumuyorsun değil mi? Uyumuyorum. Keki bekliyorum. Yalan söyleme şimdi. Sen kek yemezsin bile. Ama bunu yiyeceğim. Çünkü çok güzel olacak. Aman baba.
Kız ağır ağır aralığı geçiyor. Kararsız. Bir zaman babasına bakıyor uzaktan. Yüzü incecik, avurtları çökük. Balkonun karanlığına uzanmış koltuğunda dalmış gitmiş. Usulca süzülüyor balkona. Masanın başına oturup örtünün saçaklarıyla oynamaya başlıyor. Baba. Evet. Bir şey soracağım ama alay etmek yok. Söz. Ama bak söz dedin. Sen. Hı. Yani sen. Mutlu musun? Nasıl bir şey o? Ama ben sahiden soruyorum. Nereden geldi aklına şimdi? Annem bir gün demişti ki. Anneni boş ver. Konuşur o. Bilmez misin? Konuşma hastasıdır. Ve güler. Hayır. Öyle değil. Demişti ki. Ne demiş bakalım? Yani siz, annemle sen evlenmeden önce sen başka bir kızı seviyormuşsun. Daha önce. Öyle miymiş? Öyle mi babacığım? Lütfen öğrenmek istiyorum. Annem onun elinden almış seni. Bununla övünüyor. Kadının fendi diyor. Lütfen babacığım. Büyüdüğün zaman konuşuruz bunu. Ama ben büyüdüm. Biraz daha. Kim olduğunu da biliyorum. Işın, bu konuyu kapatalım. Bir daha açmayalım, olur mu? Belki bir gün. Evet. Belki bir gün ben anlatırım sana. Peki babacığım. Bir şey daha sorabilir miyim? Ay sor bakalım. Son olarak. Bir insan başka birini severken başka biriyle mutlu olabilir mi? Ama biliyorsun ki ben... Sen balkondaki adamsın. Gördün mü bak. Büyümüşüm demek ki. Sen kek yapınca göreceksin büyümeyi. Evet. Hay Allah. Kızın sesi geliyor aydınlık mutfaktan, karanlık balkona. Ay aklım çıkmıştı. Bu ses ince, gümüş bir bileziktir diye düşünüyor adam. Karanlıkta yuvarlanan, döne döne pırıltılarını yansıtan, gümüş bilezik takan ince bir bilek. Hayır, bir koca yudum konyak alıyor. Kahve bitmiş çoktan. Boş fincanı avucunda sıkarak biraz daha kaykılıyor koltuğunda. Başlıyor karanlıkların içindeki aydınlıkları aramaya. Kolay değil, gene de başarması gerekiyor. Gidip pipomu doldurursam, biraz daha konyak alırsam diye düşünüyor. Yavaşça kalkıyor. Uzun bir adam, ince. Omuzlarını kısıyor yürürken. Arka odaya gitmek için aralığa girince mutfağı karanlık görüp şaşırıyor. Kızın orada olması gerek. Kek, bir iki adım atarak mutfak kapısından başını uzatıp bakıyor. Birden aydınlık delice üretmeye başlıyor kendini. Karanlıklara karşı güçsüz ama aydınlık. Kız mutfağın ışığını kapatmış, fırının önüne çömelmiş, çenesi avuçlarının içinde dalmış, kekin pişmesini bekliyor. Kek pişiren bu küçük kız, karanlıkta mutfakta kekin pişmesini bekleyen bu küçük tasalı kız, yüreğini anlatılamaz bir sevgiyle dolduruyor. Güzelim, diyor içinden. Annesi akşam sofrada gülmüştü. Aman deli, kek için sinemadan kalınır mı? Bozarsın gene, yarın ben yapıveririm sana. Küçük bir kızın büyük bir kıza dönüşürken geçirdiklerini, incelikleri, acıları anlamıyor o. Uzun adam bir süre sessizce dikiliyor aralıkta, gülümseyerek. Yavaş yavaş geri dönüyor. Balkona çıkıyor, ışığı açıyor, radyonun düğmesini çeviriyor. Neşeli bir hava dolduruyor evi. Koltuğuna iyice yerleşerek hiçbir yere sığmayan uzun bacaklarını uzatıyor. Radyoda çalınan parçaya ıslığıyla katılarak kekin iyi pişmesini, bozulmamasını diliyor içinden. Gülümsüyor yeniden. Gümüş bilezikler bildik pırıltılarıyla yuvarlanıp geçiyor bir dolu peş peşe.
Radyo Tiyatrosu. Sepetli Kadın. Tek başınayım, yalnızlığımda. Bunu aklımdan çıkarmamaya gayret ediyorum. Kuvvetim artıyor böyle yapınca. Bir sepetim var. Her işime yarıyor. Pazardan gelirken domatesler kirletmişse onu, içine biraz toz sabunu serpip köpürtüyorum. Sonra hortumdan fışkırttığım suyla çalkalayıp yan duvarın üzerine güneşe karşı koyuyorum. Kururken çıkardığı sazlık çiçeklerinin kokusu hoşuma gidiyor. Vefalı bir sepet bu. O sazlığı hiç unutmuyor. Biliyorum, Sıla onu bitiriyor. Kuruduktan sonra içine koyu mavi bir deniz havlusu koyuyorum. Bu o ıssız koydaki çakılların üzerine sermek için. Bir tane de açık mavi var, o da kurulanmak için. Tuzlu sudan kuruyup çatlayan derimi korusun diye bebe yağı alıyorum. Gül kokuyor. Ben severim gül kokusunu. Aynamı, tarağımı, sonra sigaramı, çakmağımı, içine deniz kenarından topladığım akla hayale gelmez ıvır zıvırı dolduracağım küçük naylon torbayı yerleştiriyorum. Ne kaldı? Ha, mayomla kitabım. Onları da koyunca yola çıkmaya hazırlanmış oluyorum. Sepetim benim evim. Evimden uzak yaşayamadığım gibi sepetim yanımda olmadan da hiçbir yere gidemem. Orada burada falan denize giremem. Ben uzun uzun yüzerken kendi kendime o koyu mavi havlumun kenarında oturup beni bekliyor. Bu emektar lacivert havluyu çok sevdiğini biliyorum. Sen bizlerden kaçıyorsun diyorlar. Hep kendi kendine yaşıyorsun. Oku, oku. Motorla çıkalım. 8-10 kişi oluruz. Balık yemeye gidelim. İçeriz hem. Bir içeriz şöyle. Tamam mı? Ya hep beraber olursak eğleniriz. Biraz kalabalık olalım ki. Bizimkiler bu akşam geliyorlar. Onlar gelince zaten festival. Akşam buluşuruz deyip yan sokaklardan birine sapıyorum. Yolun sonuna dek çıkıyorum. Yokuş beni yoruyor. Sapmadan önce dönüp sokağın sonundaki denize bakıyorum. Bu iki yanında da beyaz badanalı duvar olan daracık sokak mı, deniz mi, yan bahçelerin birinden gelen kadın sesi mi güzel, karar veremiyorum. Ses sokakta çınlıyor. Ya beş, ya beş dedim. Bir gülüş, bir kahkaha bekliyorum. Yok. Ben içimden bir kahkaha uydurabilirim. Bu konuda yetenekliyimdir ama her zaman başarılı olamıyorum. Az önce de canım sıkılmadı mı? Bu yılın mayoları konuşuldu. En güzel balığın, en lezzetli karidesin nerede yeneceği üzerinde bir anlaşmaya varılamadığı için tartışma uzadı. Havalı giyinenler bir bir seçildi. Yerli turistlerin dayanılmaz görgüsüzlükleri, Fransız mutfağının sosları, memleket meseleleri rastgele birbirine karıştırılarak konuşuldu, durdu. Yeni açılan büyük yolu çabucak oyalanmadan geçip, ay bu yolu hiç sevmiyorum, bizim dar tozlu yola sapıveriyorum. Köy yolu. Olsun. Eve gelince sepetimi yerine koyuyorum. Havluları, mayoları sudan geçirip dama güzel güneşin karşısına asıyorum. Sonra bahçemde oturup bir bir çiçeklerime bakıyorum. Bazen de dönüp sepetime. Bir gün arkadaşlarımı, sevgili arkadaşlarımı yemeğe çağıracağım. Yeşilliği bol bir sofra kurmak istiyorum. Bir de tencere yemeği. Küçücükten bu yana bildiğimiz, sevdiğimiz, yıllardır ağzımızın tadı olmuş bir yemek. Kuzu etli güveç mi olur, acılı karnıyarık mı bilemem. Domat paslı da yaparım, zeytinyağlı. Bir de pilav dökerim tepsiye. Ne oldu bize? Evlerimizin bereketi kalmadı. Hani kime söylenmiş o dua? Kapına buğday yağsın.
Radyo Tiyatrosu.